Bay Korku ve Bayan Üzüntü evlerinde sakince oturup televizyon izliyorlarmış. Haberlerde bir ormanda büyük bir fırtına çıktığını, dalların kırıldığını ve kuş yuvalarının yerlere düştüğünü görmüşler. Küçük kuşlar kıpır ve çok huzursuzmuş. Bayan Üzüntü heyecanlanmış. "Buradaki küçük kuşları hemen ziyaret etmeliyiz. Bak, ne hissedeceklerini bilmiyorlar. Onların kalbine korku ve üzüntü balonları bırakalım ki duygularını anlasınlar. Sonra da küçültsünler." Bay Korku fikrini beğenmiş. Hemen balon kamyonunu hazırlamış, kamyona bir sürü korku ve üzüntü balonu doldurup ormana doğru yola çıkmışlar. Ormanda çok fazla kırık dal ve yere düşmüş yuva varmış. Ormana gelir gelmez tüm küçük kuşları ziyaret edip kalplerine korku, üzüntü balonu bırakmışlar. Fırtına büyük olduğu için küçük kuşların kalbindeki korku ve üzüntü balonu hemen şişivermiş. Artık ne hissettiklerini biliyorlarmış. Bu ormanda herkes küçük kuşları çok severmiş. Sevenler bu kuşları sıcacık öpmüşler. Öpücükler korku ve üzüntü balonlarını küçültmüş. Büyükler küçük kuşların kanatlarını okşamışlar. Sıkıca onlara sarılmışlar. Balonlar biraz daha küçülmüş. Yavruları çok seven büyükler yavru kuşlara demişler ki, "Biz sizleri hep koruyacağız. Bizim yanımızda güvendesiniz." Balonlar iyice küçülmesin mi? Yuvaların tamir edileceğini, yıkılan yuvaların yerine yenisinin yapılacağını öğrenmiş küçük kuşlar. Korku ve üzüntü balonları artık çok küçükmüş. Ertesi gün kuşlar buldukları her yerde oyun oynamışlar, uçuşmuşlar, bol bol öpücük toplamışlar. Tıpırdamış ve gülmüşler. Balonlar minnacık olmuş. Zaman geçtikçe fırtına geçmiş ve gitmiş. Parklar, kuş okulları açılmış. Yeni yuvalar bulunmuş, eskileri tamir edilmiş. Bir gün kuşlar sabah kalktıklarında kalplerindeki balonların tamamen sönmüş olduğunu görmüşler. Sönmüş balonu kim ister ki? Bay Korku ve Bayan Üzüntü'yü çağırıp balonları onlara geri vermişler. "Biz duygularımızı küçülttük," demişler. Tüm balonları kamyona yükleyip geri göndermişler. Artık kalplerinde mutluluk balonu, yüzlerinde ise gülücük varmış.